Önceki soruyu tekrar ederek başlayalım. Arkadaşlar, bak şimdi. Hemen kullanıcıdan bir sayı aldık. Aldık kullanıcıdan bir sayı, değil mi? Ondan sonra 2'ye ve 3'e aynı anda bölünüyorsa 2 ve 3'e bölünür yazdıracağız. Ya da sadece 2'ye bölünüyorsa sadece 2'ye bölünür yazdıracağız. Sadece 3'e bölünüyorsa sadece 3'e bölünür. İkisine de bölünmüyorsa 2 ve 3'e bölünmez şeklinde. 4 tane durumumuz var burada. 4 durum yazdıracağız. Başlayalım. If'le başlayalım. Eğer sayı bölü 2 eşit 0 oluyorsa, yani sayı 2'ye tam bölünüyorsa. Ama bu kadarla bitmiyor, değil mi? Hem 2'ye bölünsün istiyorum, hem de 3'e bölünsün istiyorum. İki şart bir anda istiyorum. Burada genelde bunu AND operatörüyle bağlarız arkadaşlar. Şu şart gerçekleşsin. Araya AND ve sayı mod 3 eşit 0 ise. Şu anda bunu yaptığımda bunları paranteze alırız genelde arkadaşlar. AND'lar parantezde yazılır. Peki. Şu anda bunu yazdığımda ne anlama gelmiş oluyor bu? Sayımız 2'ye tam bölünüyorsa ve sayımız 3'e tam bölünüyorsa ekrana yazdırılacak şey basit. Print sayı 2 ve 3'e bölünür yazdıracağız. 2 ve 3'e bölünür yazdıracağız. Tamam. Bu durumda bu. Şimdi alta geçtiğimizde, Elif'te başka bir duruma geçtiğimizde bu sefer sayı bölü 2 eşittir 0 olsun. Burada şeyler gördüm. Birinde şunu gördüm. And diyor sayı mod 3 eşit olmasın sıfıra diyor. Şu yanlış bir gösterim mi arkadaşlar? Hayır değil. Evet böyle de yazılabilir. Ama şu kısım fazlalık, gereksiz. Neden gereksiz biliyor musun? Çünkü yukarıdaki şartı sağlamadıysa, yani sayı 2 ve 3'e aynı anda bölünmüyorsa, 2 ve 3'e aynı anda bölünmüyorsa, bundan sonra aşağıda 2'ye bölünüyor şartına girdiyse 3'e otomatikman bölünmemiş oluyor. Yani bilmiyorum burayı tam anlatamadık belki ama şurada bunu yazmanıza gerek yok. Sadece sayı bölü 2 yazmanız yeterli. Çünkü 2 ve 3 aynı anda bölünseydi zaten bu sayı direkt yukarı girerdi. Eğer yukarıya giremediyse, yukarıdaki if'e giremediyse ondan sonra bakıyoruz. Demek 2 ve 3 aynı anda bölünmüyor. Peki tek başına 2'ye bölünüyor mu? Evet tek başına 2'ye bölünüyorsa print sayı sadece 2'ye bölünür. Sadece 2'ye bölünür diyelim. Tamam. Ya da başka bir elif şartı. Sayı mod 3 diyelim bu. Mod 3 eşittir 0 oluyorsa. Sayı 3'e tam bölünüyorsa. Sayı sadece 3'e bölünür yazdıralım. Peki. Sayı sadece 3'e bölünür yazdıralım. Ve son durumda da hiçbir şeye bölünmüyor. Else de yazıyorduk bu son durumu da. Else print sayı 2 ve 3'e bölünmez diyelim. Sayı 2 ve 3'e bölünmez dedik geçtik. Peki. Şimdi bunu böyle yazabileceğin gibi. Biraz matematik bilginiz varsa arkadaşlar. Şurada AND ile bağladığımız operatörü AND'siz de yapabilirdik. Nasıl yapabilirdik? Yani şunun aynısını kopyalıyorum aşağıya. Yani şurada sayı hem 2'ye bölünsün ve 3'e bölünsün dediğimiz şu kısım var ya. Şurayı direkt şey diyebilirsiniz. Bir sayı 2'ye ve 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünüyordur bilgisini kullanmanız gerekiyor burada. Sayı bölü 6 eşittir 0 ise şeklinde bir yorum yaparsanız bu da üsttekinin aynısı. Hatta daha basiti. Ama şunu söyleyeceğim. Her zaman böyle bir iki tane ifadeyi birleştirip tek ifade halinde yazamayacaksınız. O yüzden şu arada AND kullanmayı, arada OR kullanmayı, bunun gibi ifadelere alışın diye. Asıl bizim için önemli olan bu. Ama tabii birazcık domain bilginiz varsa, birazcık böyle matematik bilginiz varsa şu ifade yerine sayı bölü 6 da diyebilirsiniz, tamam? Matematiği iyi olanlar bunu da yapabilir. Ama dediğim gibi AND ve OR kullanmaya alışın şu şartların arasında. Peki bu kısmı anladık. Şunları atamıyorum. Elifler çok fazla ya şey olarak algılıyor. Ekran görüntüsünü atmıştım. Siz de yazmışsınızdır. Hadi bir sonraki soruya geçelim. Soruları siz çözüyorsunuz zaten. Gönderiyorum gene yeni sorunuzu. Evet sorumuz buymuş. Neymiş? Kullanıcıdan boy bilgisini alalım. Kullanıcının boyu 160 cm'den kısaysa boyunuz kısa. Başka ne diyor? 180'den kısaysa boyunuz normal. 200'den kısaysa boyunuz uzun. 200'den de uzunsa boyunuz çok uzun yazdıralım. Hadi bakalım. Şunu bir yapmaya çalışayım bakalım. Kullanıcıdan boy bilgisini alalım. Sonra duruma göre. 4 tane durum var yine burada değil mi? Elhamdülillah. Boyunuz kısa. Boyunuz normal. Boyunuz uzun. Boyunuz çok uzun. 4 tane durum var burada. İfleri, elifleri, elsleri kullanarak bu 4 duruma ait şeyleri yazın bakalım.
Evet, biraz daha zaman vereceğim bu soruda. Soruda zamanınız bol olacak. Yapmaya çalışın bakalım ben. Yaptıktan sonra test edebilirsiniz arkadaşlar. Yaptıktan sonra çalıştırın kodlarınızı. Doğru çalışıyor mu diye test edin. Ya bu çok önemli bir mesele. Yeri gelmişken söyleyeyim yani. Kendi yazdığınız kodu kendiniz test edin ilk önce. Gerçekten doğru çalışıyor mu? Doğru yazdım mı? Evet, hadi biraz daha zamanınız var. Evet, cevapları gönderin bakalım gençler yapanlar. Evet, Efe Han, seninki çalışır. Bir tık daha güzel çalıştırtabiliriz onu. Yani bir kısma gerek yok. Güzel, güzel, güzel. Evet, diğerinki doğru. Tamam, güzel. Tebrikler arkadaşlar. Hemen bir boy bilgisini alalım kullanıcıdan. Boy diyelim. Boy bilgisini tam sayı olarak input lütfen boyunuzu giriniz dedik. Kullanıcıdan bir boy bilgisi aldık. Peki kullanıcı boyunu girdi. Kullanıcı boyunu girdikten sonra ben neleri test edeceğim? Eğer girdiği boy küçüktür 160. Yani 160 santimden daha kısa bir boy girdiyse print boyunuz kısa yazdıracağız. Şimdi Elif aksi durumda 180'den kısaysa. Şimdi bazen de şunu görüyorum. Yani burada şunu yazmış. Boy 160 ile 180 arasındaysa yaz. 160 boy 180 ise yazmış. Yani şöyle yazanlar gördüm. Yanlış mı? Değil. Doğru yani 160-180 arasına boyunuz normal diyeceğiz ama bunun daha basit bir yolu var. Şurası fazlalık oluyor burada da. Yani sadece şurası pardon şu 160'tan kısa kısmı fazlalık oluyor. Sadece boy 180'den kısayı test etmek yeterli burada. Neden yeterli? Mantığını anlayın çünkü. Önce çünkü yukarıda ben şunu test ettim. Boy 160'tan kısayı test ettim. Buraya girdik mi? Buraya girdiysek direkt boyunuz kısa diyecek bitecek zaten. Ama eğer oraya girmediyse demek ki bura sağlamıyor. Demek ki boy 160'tan kısa değil. Demek ki 160'tan uzun bir şey zaten. Bir daha 160'tan kısalığı uzunluğu test etmeye gerek yok. Bu adamın boyu 160'tan uzunsa ama şuradaki şartıma göre 180'den kısaysa bu sefer buraya girsin. Yani 160 ile 180 arası olmuş oluyor zaten şuradaki şart. Şuradaki şart otomatikman 160-180 arasını test etmiş oluyor. Buradaki şarta da boyunuz normal diyorduk. Sonraki şartta da Elif boy 200'den kısaysa print boyunuz uzun. Bak 200'den kısaysa ya bakıyoruz ama print boyunuz uzun diyoruz. Niye böyle diyoruz? Çünkü az önce bahsettiğim durum yani az önce bahsettiğim durum. 160'tan kısa değil. 180'den kısaya baktım o da değil. 200'den kısaya baktım. Ha bura tutuyorsa tamam 200'den kısa olmuş oluyor ama az öncekilerden uzun yani 180'den daha uzun olmuş oluyor otomatikman. O yüzden buraya boyunuz uzun yazabilirsiniz. Ve else de son durumda da arkadaşlar tabii şeylerin güzel girildiğini varsayıyoruz. Yani boyun normal bir şekilde doğru bir şekilde girildiğini varsayıyoruz. Son durumda da 200'den daha uzun bir boy girilecek. Bu durumda da print boyunuz çok uzun. Boyunuz çok uzun. 200'den de uzuna kalmış oluyor şu son durum. Tamam. Bu şekilde yaparsak çalışır arkadaşlar. Doğru bir şekilde çalışır. Tamam. Hemen çalıştıralım. Mesela adamın boyu 175 santim. 175 boyunuz normal bir boy. Adamın boyu 1.90 olsun. 190 boyunuz uzun gibi. Şuraya tabii boyunuzu giriniz. Parantez içinde santim falan da
yazabilirsiniz. Boyunuzu santim olarak giriniz diyebilirsiniz falan. Biraz daha bilgilendirme mesajları yazabilirsiniz. Ben o kadar detaya girmiyorum. Mantığı anladınız. Devam. Bir sonraki soru geliyor. Evet. Bir sonraki sorumuz neymiş? Kullanıcıdan parolasını belirlemesini isteyelim. Parola 5 veya 5'ten küçükse, parola uzunluğu deyin buraya. Parola uzunluğu 5 veya 5'ten küçükse parolanız çok kısa. 6-12 arasındaysa parolanız oluşturuldu. 12'den uzunsa da parolanız çok uzun yazdıralım. Hadi bu basit bir soru. Çok zor değil herhalde. Uzunluğu tabii ölçtürmeyi hatırlayacaksınız. Uzunluğu hangi fonksiyonla ölçüyorduk bunu hatırlayacaksınız. Süreniz başladı. Çözün bakalım bu soruyu. Evet, Leyla Len. Abdülkadir espri yapıyor. Kendince. Evet, evet. Evet, gönderin bakayım çözümleri gençler. Yetiştiremediniz mi? Tamam, yaptıkça gönderin, yapan göndersin. Biraz az zaman veriyoruz denk yani. Evet. Takıldık mı bunda? Aldığımız parolayı int'e döndürmeyeceğiz arkadaşlar. İnte döndürürsek len'ine bakamayız. Uzunluğuna bakamayız. Zaten adam illa da sayı yazmak zorunda değil şifresine. Her şey yazabilir. Aldığınız parolayı input'la alın. O kadar. String halde alın. Ondan sonra len'ine bakın. Parola uzunluğunu bulmak için. Ondan sonra da halledin işte şartları. Evet, evet. Kerem. Tamam. Güzel. Olmuş Kerem. Güzel. Evet, Esat. Seninki de olmuş. Tamam, Mehmet Arda. Önemli değil. Kişiyiz, 40 kişiyiz. Genelde de 50 kişi mi oluyorduk yani? 45-50 kişi falan oluyorduk. Bugün bir tık daha az sayımız. Sorun yok. Devam bakalım. Evet, Ali Efe'ninki de oldu. Gayet güzel. Burada 6-12 arasındayı bilerek yazdım. Düşecek misiniz diye. Düşmediniz. Evet, bir tane düştü. Alparslan düştü. Mesela onu yapsan olur Alparslan. Ama yani baştaki 6 şartına bakmana gerek yok. Direkt 12'den kısaysaya baksan da olurdu. Evet, hadi başlayalım. Kullanıcıdan bir tane şifre bilgisi alacağız değil mi? Ne diyelim? Password mu diyelim? Pass diyelim. Ya pass başka anlam var onun. Şifre diyelim ya. Şifre Türkçe olsun. Evet. Hata verdi hocam. Niye hata verdi? Çünkü bakalım. Dur şu hatayı bu izleyelim önce. Ondan sonra gelelim. Syntax hatası ya. Bu syntax hatalarını göndermeyin diyorum bak. Uzunluk syntax hatası. Syntax şurada. Şurada parantez fazlalık açmışsın. Parolada şu parantez gereksiz. Şu en baştaki parantez sil. Parantezi açmışsın, kapatmamışsın. Evet. Haydi başladık. Ne diyor? Bir şifre bilgisi alacağız adamda. Input'ta şifre bilgisini alalım. Lütfen şifrenizi giriniz diyelim. Adam şifresini girsin. Adam şifresini oluşturmak için girdi. Adam bir şifre girdi ama ben bu şifrenin uzunluğuyla ilgileniyorum. İsterseniz burada direkt uzunluğu bulun. Uzunluk diye bir değişken direkt bulun. Yani uzunluk len şifre deyip direkt şifrenin len'ini alıp onu uzunluk diye bir değişkene atayabilirsiniz. Ondan sonra yorumları yapabilirsiniz. İşte diyebilirsiniz ki eğer uzunluk 5 veya 5'ten küçükse, küçük eşittir 5 ise print şifreniz çok kısa. Şifreniz
çok kısa yazdıralım. Elif aksi durumda demek ki şifresi 5 veya 5'ten küçük değil ama 12'den küçük değil mi? Evet, Elif uzunluk 12'den küçük. Bu istediğimiz bir durum. 12 arasındaysa, 12'ye de eşitlik var. Küçük eşittir 12 ise print şifreniz oluşturuldu diyelim. Şifreniz oluşturuldu. Else durumunda da artık 12'den de büyüğü kastediyoruz. 12'den de küçük değil, çok uzun olmuş oluyor. Print şifreniz çok uzun, yazdıralım arkadaşlar. Tamam. Ne yaptığımızı anladık mı? Değişkene atamaya gerek yok. Evet. Şuradaki şu değişkene atama işlemini arkadaşlar uzunluk tabii yapmayabilirdiniz. Ben daha rahat anlıyorsunuz diye söyledim. İsterseniz bu uzunluk yerine şu len şifreyi, kopyaladım, kestim oradan, sildim bunu. Şunların hepsini len şifre gibi yapabilirim. Uzunluk yazmıyorum da len şifre. Uzunluk yazmıyorum da len şifre yapıyorum. Yani böylesi daha basit. Yani uzunluk diye bir değişken atamanıza gerek yok. Ama isterseniz atayarak da yapabilirsiniz. İkisi de çözüm yani. Ben her yolu gösteriyorum. İsteyen istediği yoldan çözsün. Tamam. Her bunu çalıştırdık mesela. Güzel çalışıyor mu test ediyoruz. Parolasını adam. Şöyle 62, 4, A, E, B olsun. Kaç? 6 tane mi oldu? Uzun oldu. Oluşturulacak şifre tamam. Kısa bir şifre girsin. 1, 2, 3 şifresini girsin. Şifreniz çok kısa desin. Bir de çok uzun. Bir şeyler saçma lazım adam. Asla asla asla. Böyle şifre girmeye çalışsın. Şifreniz çok uzun diye bir uyarı versin. Mesela bu uyarıları şu anda verdirtiyoruz ya. Döngüleri gördüğünüzde uyarıyı verdikten sonra bir daha şifre sorduracağız adama falan. Bunun gibi ekstra şeyler öğreneceksiniz. Döngüleri gördükten sonra. Şimdi bir sonraki soruya devam edelim. Evet, bu soru ne diyor bize? Kullanıcıdan hava sıcaklığı bilgisini alalım. Girilen sıcaklık 8 dereceden küçükse hava soğuk, sıkı giyin yazsın. 8 ile 20 arasındaysa hava ılık yazsın. 20'den fazlaysa hava sıcak yazsın. İşte en bakalım. Gönderdim Slack'tan, Discord'dan soruyu. Hocam bir önceki. Gönderdim bir öncekini de. Gönderdim Bera Eren. Cevabı da gönderdim. Soruyu da göndermiş miydim? Bir önceki soruyu göndermiştim herhalde. Soruyu da gönderdim. Tamam. Bir önceki soru buydu. Ha, gerek yok. Tamam. Bir önceki sorunun cevabını attım. Evet, şu anda yapacağınız soru şu. Hava sıcaklığı bilgisini alacaksınız. Sıcaklığı bilgisini alacaksınız. Girilen sıcaklık 8'den küçükse hava soğuk, sıkı giyin. 8-20 arasındaysa hava ılık. 20'den de fazlaysa hava sıcak yazdıracağız. Şu son durum 20'den fazla durumunu else yazdırıyoruz arkadaşlar. Alışalım dedim. Peki peki. Evet, cevapları gönderebilirsiniz. Evet, Adem Kurt. Hala yapıyorsun aynı hatayı. Şurada 8 ile 20 arasındaysa diyorsun ya. Ama 8 ile 20 arasında demene gerek yok. Yani 20'den küçük demen yeterli. Çünkü üstte 8'den küçük şartını sağlamadı zaten. 8'den büyük. Evet, Alparslan bu sefer düşmemiş. 30'a tamam. Ali Efe tamam. Efe Han tamam. Hocam aslında o kadar da göze batmıyor yani. Olay göze batması değil. Olay orada farkında olmuyoruz ama bilgisayara sen daha zor bir işlem yaptırtıyorsun. Yani o daha zor bir işlemi yaptırtmaktansa bilgisayarın daha hızlı çalışması. Yani ileride yani bir süre sonra arkadaşlar siz en efektif kodu, buna clean kod deniyor bu arada. En clean kodu, en temiz kodu, en sade, anlaşılır, hızlı çalışan kodu yazmak için uğraşacaksınız. Ben size şimdiden yazılabilecek en güzel şeklini anlatıyorum. Evet, Abdülkadir
bir hata. PRL uzunluğu not defined diyor. PRL uzunluğu 2 nokta demişsin. PRL uzunluğu eşittir. Tanımlama yapmasın. Hocam deniyorum. Deliriyorum ben bu kodlar yüzünden. Eşittir. Koymalısın şu araya. Yani ne yapmış bakalım hızlıca arkadaşlar. Yani şu hatalar bazen oluyor. Bak PRL uzunluğu, paralel uzunluğu demeye çalışmış burada. 2 nokta demiş. Biz atama 2 noktayla yapmıyoruz. Eşittir. Şu araya eşittir koyacaksın. Paralel uzunluğu eşittir. Input paralel belirle şeklinde. Yani şuraya eşittir olacak. 2 nokta değil eşittir. Evet, evet. Tamam hızlıca yaptık bunu da. Paralel uzunluğu. Sen önceki sorudaydın paralel uzunluğu. Bizde hava. Hava sıcaklığı sorusu bu. Hava diyelim. Ne diyelim? Hava sıcaklığı. Tamam direkt hava diyelim. Hava sıcaklığı int olarak alalım bunu. Int input. Lütfen havanın sıcaklığını giriniz diyelim adama. Adam bize havanın sıcaklığını girsin. Daha sonra biz duruma göre eğer bu girdiği hava sıcaklığı küçüktür 8 ise hava soğuk. Hava yazdım bak hemen uyardı beni. Hava diye bir şey tanımlı değil altını çiziyor. Hava. Evet girdiğimiz hava 8'den küçükse ne yazalım hemen? Ne yazıyorduk? Print hava soğuk sıkı giyin. Hava soğuk sıkı giyin yazdıralım mesela. Elif. Elif şartına geçtik. Şimdi arkadaşlar bu elif şartına geçebilmek için üstteki if'in çalışmamış olması gerekiyor bir kere. Üstteki if şartı çalışmadıysa demek ki hava 8 dereceden küçük değil. Hava 8'den büyük. Ama 20'yi de geçmediyse 20'den de hala küçükse küçüktür 20 ise değil mi? Eşittir de koyabilirsin küçük eşittir diyelim. 20'de de aynısını diyelim. Hava yazmamışız buraya. Hava küçük eşittir 20 ise şu durumda da otomatikman şuradaki şart aslında arkadaşlar 8'de 20 arası olmuş oluyor. Çünkü üstteki 8'den küçük değil. Demek ki yeni deneyeceğim şartlarda 8'de 20 arası şartını deniyorum. 8'de 20 arası şartını denediğimde de tutuyorsa bu durumda da hava ılık yazdırıyorduk. Ve son durumda da else de artık hiçbir aralığa girmiyor. Negatif yazmadığını da düşünüyoruz adamın yani. Adamın doğru girdiğini düşünüyoruz şu anda kodlarda. İleride kod handle etmenin nasıl olacağını göstereceğim. Yani bu hatalı kodlar nasıl çözümlenir? Kullanıcı yanlış bir şey girerse nasıl kaçarız bu durumdan falan. Onlar ilerikinin konusu. Şu anda her şey doğru girildiğini varsayıyoruz. Adam 20'den küçük de bir şey girmediyse demek ki 20'den büyük bir şey girmiştir. Print. Hava sıcak diyelim bunda da tamam. Hocam sesiniz karışık geliyor galiba bağlantı kesiliyor. Seste bir sorun var mı arkadaşlar başkalarından? Mesela Yağız sende de aynı benzer bir sorun var. Şu 8'den büyük ve 20'den küçük dedin ya yani şuraya. Yanlış şey demiyorsun doğru. 8'den büyük 20'den küçük desen sıkıntı değil ama direkt 20'den küçük yazsan daha efektif çalışır bilgisayar tamam. Şu çözümü gönderdim. Tamam seste sorun yok herhalde çoğu kişide. Bir kişi Mehmet Eymen senin internette sıkıntı olabilir o zaman. Evet. Hadi başka bir soruya geçtik. Evet bu seferki sorumuz neymiş? Bakalım hemen. Evet. Ne diyor buralarda? Bayağı da bir şey yazmışız. Görünmüyor da. Şöyle çeksem şuraya. Evet. Kullanıcıdan adını, çalışma yılını ve maaş bilgisini alalım. Eğer birinci yılını dolduran birisi ise maaşına %10. 1 ile 5 yıl arasındaki birisi ise şöyle diyelim birinci yılını dolduran birisi şurayı 2-5 diyelim. 2-5 arasındaki biri ise %15. 5-10 arasındaki biri ise bunu da 6 diyelim. 5'i oraya dahil etmeyelim. 6. 6-10 arasındaki biri ise %20 ve 10 yıldan daha uzun sürede çalışan biri ise %25 oranında bir zam yaptıracağız maaşına ve şöyle bir cümle yazdıracağız. Evet hadi bakalım bu soru uzun bir soru. Buna zaman da veriyorum. Kullanıcıdan bir kere adının bilgisini alacaksın. Kaç yıldır çalıştığının bilgisini alacaksın ve maaş bilgisini alacaksın. 3 tane bilgi alacaksın kullanıcıdan. 3 input. 3 input'u aldıktan sonra şartlar başlayacak. Eğer bu kullanıcı daha birinci yılındaysa, yani çalışma yılına bir girdiyse. Evet, ödevdeki soruya da benziyor. Onun biraz daha şart eklenmiş hali. Birinci yılını dolduran birisi ise %10'luk bir zam yapacağım maaşa. Eğer ikinci yılı, üçüncü yılı, dördüncü yılı ya da beşinci yılıysa, 2 ile 5 arasındaki şeylerse %15 maaşına zam yapacağım. 6 ile 10 arasındaki birine %20 zam yapacağım. 10 yıldan daha uzun süredir çalışan eski çalışanlarımıza da %25 oranında bir zam yaptıracağız. Ve ekrana da şöyle yazılacak. Sayın, şurada isim yazacak. Sayın Emincan.
yeni maaşınız şu kadar olmuştur. Şöyle diyelim hatta bunu biraz daha değiştirelim. Sayın Emincan eski maaşınız şu idi. Eski maaşınız nokta nokta idi virgül. Yeni maaşınız şu olmuştur. Hadi bakalım şunu yap. Ders 10.40'da bitecek Deniz. Yani 20 dakikamız daha var. Aşağıda dursun. Fena değilmiş. Hocam sesiniz çok kesiliyor anlayamıyorum. Hocam bu kodu atabilir misiniz? Bu kod değil. Bu soru Abdülkadir. Ha, atıyorum bu soruyu. Attım zaten. Rica ederim. Hadi bakalım. Eski kodu, maaş kodu. Yok canım onu ne atacağım ya? Eski sorudaki kodu. Yaz tekrar aynı kodu. Ne yapayım? Ha şunu mu diyorsun? Ha, eski soru derken. Tamam. Maaşlık bir şey yok ki. Eski kodu, maaş kodu deyince. Maaş sorusunun kodunu sordum zannettim. Hadi bakalım vakit azalıyor. Şunu hızlıca çözelim. Kaç soru kalıyor elimde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8 soru daha varmış benim elimde. Bunları derse değil, yarınki derse değil. Bunları ödev olarak bırakacağız size çoğun arkadaşlar. Bir sonraki ders yani yarın döngülere başlayacağız. Döngülerde çok çok önemli bir konu. If else mantığını, yapısını öğrendiniz artık. Artık döngüler kurmaya başlayacaksınız. Evet, soruyu bir yapın bakalım. Niye atmadım oğlum anlamıyorum ya. 500 defa şey attım. Şurayı da attım. Abdülkadir. Sinirlendiriyorsun beni Abdülkadir. Devam. Siz daha çözmemişsiniz. Siz takip etmiyorsunuz. Ödevde evet ödevde bir soru vardı böyle aynen onu atmam onu niye atayım oğlum? Ödevdeki soruyu siz çözecektiniz ödev sorularını ben çözmüyorum arkadaşlar yani çok bariz yapamadığınız bir soru çıkarsa belki çözerim ödevler sizin için uğraşın çalışın çabalayın yapın. Yani ödev soruları bir de çok zor olmuyor yani. Burada çözdüğümüzde benzer soruları ödev bırakıyorum. Soruları internetten almadım. Kendim hazırlıyorum. Çoğunu. Bazı aldıklarında var da kesin de. Çoğunu kendim hazırlıyorum ve çok zor olmadığını düşünüyorsam soruyorum. Dolayısıyla yapabilirsiniz. Ödevi yapmadın mı sen? Evet. Onu sen çözmüş olmalıydın Abdülkadir. Şu anda ben o kodu atmam. Evet. Hadi. Son birkaç dakika daha verelim. 10-20 saniye. Yavaş yavaş yapanlar çıktı mı bunu? Biraz uzun. Ya da biraz daha verelim mi? Tamam biraz daha zaman verelim. Biraz uzun. Abi sen biraz daha zaman verelim bu soruya. Ya ödevleri özelden soranlara anlatıyorum. Ya takıldığı yeri anlatıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Hocam şu soruyu yapamadım diyenleri anlatıyorum. Ama ders anında ödev sorusu çözmeyeceğim yani. Derse başladığımızda ödev sorularını oturup çözmeyeceğiz. Mesela bazılarını yapamadım diyorsun Abdülkadir. Kaç tane sordun? Bana sordun birkaç tane gerçi de. Hepsini sormadın yani. Yapamadıklarını bana sorabilirdin. Cevap verdim. Bana soranlara hep cevap verdim arkadaşlar. Müsait olduğumda verdim tabii. Anında değil de. Ne zaman müsait olursam dönüyorum. O soruda çok kişi o mantık hatasına düştü Leyla. O soru biraz eksik. Yani ben sorarken biraz eksik bırakmışım. Orada bir tık benim hatam var yani. Çünkü sizlik bir durum yok. Peki. Evet gönderin bakalım cevapları gençler. Şunu yapan çıktı mı? Evet ne kadar da 3 bilgiyi aldın. Yıl birden büyük eşitse.
Olmadı. Mehmet Arda hata var. Yaş tam birse. Tamam. Tamam, tamam. Oldu Adem. Evet, Ali Yürelli. Ama oldu ama formatlama yapmamışsın. Kısa kesmişsin işi yani. Mehmet Ali Yürelli. Evet. Güzel olmuş Mehmet Ali. Seninki gayet güzel olmuş. Hocam hatam nerede? Hatan şurada Mehmet Arda. Yani yıl birden büyükse demişsin. Yıl birden her türlü büyük oluyor. Yıl birden küçük eşitse demeliydin. Yani ilk şartın, if şartın küçük eşitse olmalı. Ondan sonraki şartlarda da yani 2-5 arası demişsin ama direkt 5'ten küçük demek de yetiyordu. Konuşmuştuk. Diyelim. Neyse. Şuna bakalım. Zam 1, zam 2, zam 3. Evet. Efendim bu çözümde olmaz değil. Ama şey bir çözüm. Yani biraz hantal bir çözüm. Yok yere bütün zamları tanımlamışsın. Ondan sonra aşağıda doğru mu yapmışsın? Evet. If şartlarını doğru yazmışsın. Onda bir sıkıntı yok. Zamları o kadar tanımlamak yerine formatın içinde yazsan daha hızlı çalışıyor program diyelim. Hocam bir yılı doldurmuşsa demek bir yıl ve daha fazla demek değil. Ama bir yıl ve daha fazla deyince oradaki o şartta 3 yıl çalışan bir adamı da sen o ilk şarta yakalattıracaksın Mehmet Arda. 3 yıl çalışan birini de hemen o ilk ife yakalattıracaksın, aşağılara gitmeyecek. Anlayabildin mi? Hatan orada yani. Peki şöyle hemen bir soruyu çözelim. Ne diyeceksin Leyla? Hızlıca söyle. Şu soruyu da çözelim. Burada kalalım bu derslik. Yarın da döngülere başlayacağız. Hızlıca söyle. Ben o ara alayım kullanıcıdan. Kullanıcıdan neyin bilgisini alalım. Bazıları yeni maaşı hesaplarken eski maaşı da eklemiş. Artı olarak bazıları eklememiş. Neden? Şimdi bu matematik bilgisi. Yani iki farklı şekilde bir şeyin yüzdesi bulunabilir. Mesela arkadaşlar bir sayı olsun, tamam mı? 500. 500'ün %10 arttırılmış halini bulmanın iki farklı yolu var. Hatta çok yolu var da. Şöyle yapabilirsin. 500 maaşımdı benim. Artı üzerine ne kadar eklendi? 500'ün %10'u kadar. 500 çarpı 10 bölü 100 diyebilirsin yani. 500'ün %10'u yapar burası. 500'ün üstüne 500'ün %10'unu eklersin. Bunu böyle bulmak mümkün. Ya da çok daha basit var yani. 500'ü bir şeyin %10 arttırılmış hali %110'udur artık arkadaşlar. Yani bir rakam %10 zam oldu mu artık o %110 fiyatına çıkar. 500'ün direkt çarpı 110 bölü 100'ü desen de olur. Yani şu üsttekiyle şu alttaki aynı şey demek. Tabii ki şu alttaki daha pratik. Hatta yapabiliyorsan sadeleştir. Yani 500 çarpı 11 bölü 10. 11 bölü 10. Yani şu sıfırları da at yani sadeleştir. Onu da yapabilirsin. Ya bu matematik bilgine kalıyor. Şunların üçü de aynı amaca hizmet eden 500 liralık maaşı %10 arttıran kodlar. İster şu üstteki gibi yap. En mantıklısı üstteki gibi tabii. Küçük yaştakilerin böyle yapmasını anlıyorum. 500'lük bir maaşım vardı. Artı üzerine şu kadar daha zam aldım şeklinde yapmalarını anlayabiliyorum. O yaşta öyle yapıyorsunuz. Ama lise seviyesine geldiğinizde daha pratik yollar geliştiriyorsunuz. Öğreniyorsunuz. Yani şunu yazsanız da aynısı olur. Şunu yazsanız da aynısı olur. Hepsi aynı işi kapıya çıkar arkadaşlar. Hemen bir ne alıyorduk? Neyin bilgisi alıyoruz? İsim, input. Bunu direkt inputla alabiliriz. Lütfen isminizi giriniz. Lütfen isminizi giriniz dedik. Peki. Ondan sonra ne bilgisi alıyorduk? Çalışma yılı. Year diyelim. Yıl bilgisi alalım. Yıl tam sayı olarak int, input o. Onu int'e döndürerek alalım hemen. Int, input. Lütfen kaç yıldır çalıştığınızı giriniz diyelim. Kaç yıldır çalıştığınızı giriniz dedik. Peki. Bir de ne bilgisi alalım? Maaş. Wage diyelim ona da. Maaş. Wage bilgisi. Onu da int bir sayı olarak alalım yine. Int, input. Lütfen şu anki maaşınızı giriniz diyelim. Peki. Bu bilgileri aldık. Amenna. Aldık. Şimdi şartlarımız başlıyor. Eğer yılımız bir yılı doldurduysa, yani tam birse ama iki olmadıysa, yani bir tek birse, onu kastediyor burada. Biri kastediyor. Değil mi? Yani year eşit eşittir 1 diyebilirsin. Ya da year 2'den küçük de diyebilirsin. Bunların hepsi aynı kapıya çıkar. Daha 2 yılı doldurmamış yani. 2 yılı doldurmamış biri ise. Bu daha mantıklı ama. 2 yılı doldurmamış biri ise. 2. yılını doldurmamış biri ise. Print ne yazdırıyorduk? Bir tane formatlama yapıyoruz. Formatlamamız ne yazıyordu? Sayın şu. Sayın şurada isim yazacak. Sayın name. Sayın Emincan diyecek mesela. Eski maaşınız şu. Neydi bizim eski maaşımız? Wage idi. Virgül. Yeni maaşınız da
Yeni maaşınız da şu oldu. Yeni maaşım ne oldu? Wage'in artık çarpı %10 zam mı alıyordum? 110 bölü 100 oldu. Tamam. Bu şekilde eğer 2 yılı doldurmuş biriyse. Hemen Elif'e geçtik. Elif year küçüktür. Demek ki 2'den küçük değil, 2'den büyük ama 5'ten küçük olsun. Şöyle bir şeyse hemen kopyalarını yapıştırdım aşağıya. Aynı şey bu sefer %15 mi? Şu %115 bölü 100 o zaman. Aynı şekil Elif year oraya da girmediyse ama 10'dan küçükse o zaman şu durumda da aynısını kopyala yapıştır. Aşağıda bu sefer 120 maaş herhalde. Son durumu da else'de yazabilirim artık. Else 10'dan da büyükse maaşımız artık 125 mi oldu? Şu oldu. Şu kodu da attım arkadaşlar. Evet, sildi o kodu. Bu kodun fotoğrafını çekip atacağım. Dersimiz bitti. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.